Bölüm 3. Kuyunun dibinde. Demin mevcut durumunuzda son derece olumsuz bir değişiklik yaşandı Bayan Harris. Odada olan herkese tek tek baktın. Eliza Goodman'a dehşet içinde bakıyordu. Dante ise dedektife küçümseyici bir bakış atmıştı. Frederick ile Charles'ın yüzleri ifadesizdi. Martha meraktan patlıyordu. Arkanda duran Alexander sessizdi. Ama henüz bitmedi. Sormaya korkuyorum. Birkaç şartı var. Birincisi, şu anda sadece bu evi ve hisselerin %15'ini alabiliyorsunuz. Kalanını alabilmeniz için vasiyetin açıklandığı günden sonraki 6 ay içinde evlenmeniz gerekiyormuş. Ayrıca bugünden sonraki 60 gün içinde kan bağı olan bir varis ortaya çıkarsa mevcut vasiyeti mahkemeye taşıyabilecekmiş. Ben varis kısmını anlayamadım, evlilik kısmını anlayamadım, anladım. Hepsini anladım. Şakaklarını ovalayıp sakinleşmeye çalıştın. Aslında akrabalarının hemen konuşmaya, soru sormaya, tartışmaya başlayacaklarını düşünmüştün ama odada mutlak bir sessizlik hakimdi. Onlara ne diyeceğim şimdi? Bu saçma durumdan seni birden çalan telefon kurtardı. İzninizle. Hemen telefonu alıp odadan dışarı fırladın. Efendim. Merhaba Bayan Agatha Harris ile mi konuşuyorum? Evet, benim. Sizi security şirketinden kriptograf pozisyonu için arıyorum. Buyurun. Bu pozisyon için birini aldığımızı bildirmek istedik. İhtiyacımız doğrultusunda sizi ararız. Ben tabii aradığınız için teşekkürler. Telefonun kapanma sesi seni darma duman etti. Bir süre daha öylece durdun. Oturma odasına moralsiz ve üzgün bir halde döndüğü zaman Anthony çoktan gitmişti. Agatha, size bir soru sorabilir miyim? Kaç tane telefonunuz var? Benim mi? 1, 2, 1. Şu an elinizde tuttuğunuz mu? Evet. Söylesenize, mühürlendikten sonra teyzenizin yatak odasına hiç girdiniz mi? Tabii ki hayır. Çok enteresan, çünkü ben bu telefonu orada görmüş gibiyim. Nabzın hızlandı, parmaklarının uyuştuğunu hissettin. Daha yakından bakabilir miyim? Güçlü otorite yolu. Niye? Gerçekten de Bay Goodman, ne bu şimdi? Yeğenimden mi şüpheleniyorsunuz? Bence de bu şekilde davranamazsınız. Alexander ise sadece sessizce elini omzuna koydu. Onu görmesen de dedektif ağır bir şekilde baktığını sırtında hissedebiliyordun. Güçlü otoriten sayesinde ailen senin tarafını tuttu. Peki, bu konuyu şimdilik kapatalım. Sam beklenmedik bir şekilde sana gülümsedi. Yardımcısına dönen dedektif somurtarak sordu. Sam, uzmanlar nerede? Yarım saat önce aradılar. Gelmek üzerelerdir. Anladım. Bayanlar ve baylar, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim ama... Şimdi üst kattaki odanın detaylı analizi için uzmanlar gelecek. Oraya girmemenizi rica edeceğim. Hatta bir iki saatliğine evi terk etmeniz çok iyi olur. Ne yapmalı? Ses çıkarmadan evi terk et, ailene sahip çık. Artı bir otorite. Ailemi kendi evinden öylece kovamazsınız. Belki yorgunlar ve dinlenmek istiyorlar. Dediğim gibi, sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Agatha, bizi düşündüğün için sana minnettarız ama sorun yok. Hem hava böyle güzelken evde oturmayalım, değil mi çocuklar? Dante ile Eliza çok istekli görünmeseler de onayla kafalarını salladılar. Sen de düşünüp başını onayla salladın ve dedektifin dikkatli bakışı eşliğinde odadan dışarı çıktın. Yalnız daha 5 adım yapmadın ki yanına Sam geldi. Agatha, seninle baş başa konuşmak istedim. Baş başa mı? Neden? Şu an bunu söyleyemem. Buluşunca konuşalım mı? 2 saat sonra. Park alanında ol lütfen. Sen daha bir şey söylemeden genç adam geri oturma odasına gitti. Bahçedeki patikada yürürken öfkeyle çakıl taşları tekmeliyordun. Beni kendi evimden çıkardı. Kendini ne sanıyor bu? Neyse, ne yapsam şimdi? Alışkanlıktan telefonuna uzandın ve cebinde. Çiçek soğanı. Teyzem odasında neden çiçek soğanı tutar ki? Bahçıvanla konuşmam lazım. Kararlı bir hareketle dönüp bahçenin derinliklerine yürüdün. Karışık patikalarda biraz yürüdükten sonra küçük bir barakaya çıktın. Bahçıvan hiçbir yerde görünmüyordu. Yalnız barakanın önünde. 17, 18. Barfix çektiği ağaç dalı genç adamın ağırlığından aşağı sarkıyordu. Oo, ben 5 kere bile çekemem. Ne yapmalı? Bitirmesini bekle, vücudunu öv. Ay, hiç yılışmasını bekleyemeyeceğim. Yani yılışmasını dinleyemeyeceğim.
Kollarını göğsünde bağlayıp ağaca yaslandı. Bir süre sonra Dante yorgun yorgun iç geçirip kafasını çevirdi. Lanet olsun Agatha, ne duruyorsun orada öyle? Hiç, bakıyorum öyle. Korkuttun beni. Alışıldık bir hareketle yere atladı. Bir şey mi istedin yoksa sadece güzel vücuduma bakmak için mi geldin? Ben güzel vücuduna bakmak için geldim. Bahçıvanı soracaktım. Bahçıvanı mı? Onu gördün mü hiç? Onunla konuşmam lazım. Hiç hatırlamıyorum. Peki belki gölün oradadır. Gidip orada bakayım. Dönüp gidecektin ama Dante seni hafifçe bileğinden tuttu. Bekle, bu sabah olanlarla ilgili. Bir adım daha atıp tam önünde durdu. Konuşmak ister misin? Ben bunu konuşmak istediğimden emin değilim. Küçücük bir adım geri attın ama Dante ısrarla tekrar sana yaklaştı. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Söylesene, neydi o yaptıkların? Asıl sen söyle. Yine mi ben? Peki neden ben? Sen başlattın. Saçmalama. Ben senin davranışına tepki verdim sadece. Hangi davranışıma? Çocuk gibi davranışına. Ne diyorsun ya? Ona sadece anahtarın peşinde olduğumu söyleyemem ya. Sadece anahtarın peşinde miydim gerçekten? Tabii ki de sadece anahtarın peşindeydik Agatha, saçmalama. İnatçı bir tavırla dudaklarını büzdün. Sırlarını açıklama niyetinde değildin. Dante iç geçirip başını indirdi ve parmaklarını saçlarında gezdirdi. Benden ne istiyordun? Sadece yapmak istediğim şeyi yaptım. Denemek istedim. Elmassız seçenek tabii ki de. Ve pek de beğenmedim. Genç adamın saçlarında gezinen parmakları birden donup hareketsiz kaldı. Seni serbest bırakıp bir iki adım geri attı. Anladım. Git sen. Ben burada işimi bitireceğim. Ağacın dalını işaret etti. Sırtını döndü ve zıplayıp dala tutundu. Kaçma zamanı. Dante fikrini değiştirmeden hemen çekip gittin. Barakanın açık kapısının önünden geçerken tökezleyip düşüyordun neredeyse. Çiçek soğanlarıyla dolu bir kutu gördün. Daha yakınına geçtin ve düşünceli düşünceli kutuyu inceledin. Bir süre düşündükten sonra cebini yokladın. Aynısı mı? Tam düşündüğüm gibi. Birebir şu bahçıvanı bulmam lazım. Gölün orasına bakayım. Göle yaklaşırken su sesini duydun. Kim o? Eliza mı? Burada ne işin var? Küpemi düşürmüşüm. Üzgün üzgün gölün yüzeyine bakıyordu. Beraber bakalım. Onu en son nerede gördün? Küpeymişim gibi düşünmem lazım. Küpeymişim gibi mi düşüneceğiz? Küpe gibi nasıl düşünülür ki arkadaşlar? Sen bakmaya devam et, ben beklerim. Onu burada kaybettiğinden emin misin? Artı bir mantık. Tam olarak söyleyemem. Bu taşın üstünde dururken küpenin kayıp olduğunu fark ettim. İşaret ettiği taşa yaklaştın ve kulağının memesine dokundun. Sen buradayken düşseydi şurada olurdu. Elini suya daldırdığın an küçük ve sivri bir şey eline geldi. Burada. Eliza'ya küpesini bulmakta yardım ettin. İlişkiniz güzelleşti. Sevinç içinde elini sana uzattı ve sen bulduğun eşyayı gururla avcuna koydun. Hürrem Sultan taşı gibi. Kaybettiğine şaşırmamalı. Kilidi çok dandik. Ama ben bu küpelerimi çok severim. Onları bana ilk doğum günümde Charles hediye etti. Küpesini özenle kulağına takıp zarif bir hareketle banka oturdu. Yani evlat edindikten sonraki ilk doğum gününde mi demek istedin? Aynen. Şimdi düşününce o kadar uzak geliyor ki sanki başka bir hayattaydı. Ben o zaman bambaşka bir insandım. Tabii ki bambaşka bir insandın. O zaman yaşımız 15'te. O zamandan beri bu kadar nadir görüştüğümüz için hala çok üzülüyorum. İnternet hoş güzel de aynı şey değil ya. Aynı şey. Umuyorum ki artık daha sık görüşeceğiz. Ben de öyle umuyorum. Tam tersini düşünüyorum. Eliza ile ilişkin güzelleşti. Genç kız deli gibi sevinip ellerini tuttu ve yüzüne yaklaştırıp avuçlarını öptü. Yapma, ellerim kirli ki. Peki. Kibarca öne eğilip yanağına hafif bir öpücük kondurdu. Eliza ayaklarını banka kaldırıp elleriyle dizlerine sarıldı. Gözleri hafif şiş ve endişe dolu. Gölün yüzeyine bakıp dalmıştı. İnsanın hangi hataları çaresizlik ve yalnızlık bahanesiyle mazur görülür? Hangileri görülmez peki? Ne demek istediğini pek anlayamadım. Bir örnek ver. Eliza sadece başını sallayıp acı acı gülümsedi. Saçma sapan konuştuğumu bağışla. Unut gitsin. Onu bu kadar endişelendiren şey ne? Teyzemle mi alakalı? Yoksa hayatında benim bilmediğim şeyler mi oluyor? Daha detaylı soru sormalı mı? Yoksa en iyisi onu rahat mı bırakmalıyım? Ne yapmalı? Eliza'yı teselli et, ona soru sorma.
Bu seçeneği aldığım için tekrar alayım. Kararlı bir hareketle kısa sarılıp onu kendine doğru çektin. Hissettiğin şey her neyse hepsi çok normal. Bazen insanlar kendilerini kötü hissettiklerinde hata yapar veya istedikleri gibi hareket etmezler. Bu yine de onların anlaşılmayacak ve affedilmeyecek olduğu anlamına gelmez. Her birimizin dinlenmeye ve hoş görünmeye hakkı vardır. Özellikle senin. Neler oluyor Liz? Genç kız koca gözlerini kaldırdı ve sessizce iç geçirdi. Eliza ile ilişkiniz güzelleşti. Yanlış bir adama bulaştım. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Genç kız birkaç saniye boyunca düşündü. Sonra olumsuzca başını salladı. Ben kendim bu işi kendim halletmeliyim. Bu evdeki olaylarla bağlantılı mı? Kız sana bakmadan ifadesiz bir şekilde başını salladı. Sonra dudaklarını sıkıca kapattı ve birden kafasını kaldırdı. Haklısın Agatha. Teşekkür ederim. Ben güçlü ve cesur olmalıyım. Senin gibi. Sana dönüp şefkatle gülümsedi. Sen dünyanın en harika kadınısın. Erkek olsam seni asla kaçırmazdım. Düşünceli düşünceli gözlerini kıstı. Burada da kuzenler hep birbirlerine yürüyor arkadaşlar ya. Gerçi belki de seni her türlü kaçırmak istemem. Kahkaha atıp kızardığını hissettin. Neyse ki özgür bir dünyada yaşıyoruz. Ayağa kalkıp eteğini düzeltti ve kısa bir nefes aldı. Kusura bakma Agatha, gitmem lazım. Benim de. Bir dakika. Eliza bahçıvanı gördün mü hiç? Bahçıvan mı? Edgar mı? Edgar mı? Edgar diye mi okunuyor? Daha dün köye gitti. Hafta sonu için. Ne yapacaktın onu? Ona bahçe konusunda soru soracaktım. Bekleyebilir. Eliza sana gülümseyip veda edercesine başını eğdi ve dönüp gitti. Benim de artık gitmem lazım. Sen park alanında bekliyordur. Sen park alanına gelir gelmez çalıların içinden sen fırladı. Bir elinde battaniye ve sepet vardı. Yarım saatliğine herkesten saklanabileceğimiz bir yer biliyor musun? Ne? Biliyorum. Sen ne bu? Sandviçler. Muhtemelen kurt gibi açsındır. Hem sen hiç yemek yiyor musun? Henüz seni hiç yemek yerken görmedim. Evet hadi kaybolalım. Goodman bizi yakalamadan. Dönüp adamı evden uzak bir yere götürmek zorunda kaldın. Ormandan çıktığınızda uzaklık dağlarının manzarası açılınca Sam'sı şaşkınlıkla ıslık çaldı. Vay be. Evet burası çok güzeldir. Ben buraya küçükken sık sık gelirdim. Burası hep çok tenhadır. Demek bizim için ideal. Sana göz kırptı ve yere battaniyeyi serpti. Sandviçleri görünce ağız suyunun aktığını belli etmemeye çalışarak ona yardım ettin. Tüm hazırlıklar bitince Sam davet edercesine battaniyeyi işaret etti. Hadi otur, başla. Oturdun ama hemen yemek yemeye başlamadın. Yemeğini karıştırdın. Uyku hapı mı yoksa gerçeği söyleten bir karışım mı? Sam'in yüzünde başta şaşkınlık dolu bir ifade belirdi. Sonra genç adam kahkaha attı. Yani bunun gibi bir şey yapabilecek bir adam olduğumu mu sanıyorsun? Yani sen bende şüphe uyandırıyorsun. Bana güven veriyorsun. Sam ile ilişkin güzelleşti. Ama dikkatli olmanın faydaları var. Sam'in yüzüne çekingen ve mutlu bir tebessüm belirdi. İstersen rahat olman için her bir sandviçten birer parça yiyebilirim. Yok artık, hiç hijyenik değil. Ve daha fazla kibarlık göstermeden en büyük sandviçi kaptın. Sam bunu görünce aynısını yaptı. Şenşe konuşmak istemiştin. Ay bu ne? Okuyamadım. Koca bir parçayı yutmak için ekstrem bir çaba sarf ettin. Senle konuşmak istemiştin. Beni sorguya çekeceğini sanmıştım. Sam çiğnediği parçayı bir an önce yutmak için deli gibi başını salladı ve tıkandı. Hey, ne bu acele? Gülerek sırtına vuruyor, kendine gelmesi için yardım ediyordun. Asılsız suçlamalar beni böyle etkiliyor işte. Sorgu morgu yok Agatha. Agatha, tam tersi senin suçsuz olduğuna inandığımı söylemek için geldim. Ama o odaya geri gittiğini ve telefonunu aldığını biliyorum. Nereden anladın be? O an çiğnemeyi bıraktın. Sırtından soğuk sular aktı. Hatırlarsan doktorlarla beraber fotoğrafçı da gelmişti. Fotoğraflardan birinde çok net telefonu görünüyor. Fakat aynı gün gündüz saatlerinde telefon kayboldu. Daha şimdi benden şüphelenmediğini söyledin. Aynen. O zaman ben hiçbir şey anlamıyorum. Teyzen için hazırladığın hediyeyi gördüğüm için senden şüphelenmiyorum. Gözünün önüne Annette ve ona hediye kutusunu verdiğin an geldi. Kalbin acıdı ama sen kararlı bir şekilde başını sallayıp üzüntülü düşüncelerden kurtuldun ve sohbete döndün. Bahama Adaları'na iki kişilik bilet.
Prada markalı güneş gözlüğü ve 4 yapraklı yonca. Bunları ona hediye ettikten sonra onu soğukkanlı bir şekilde öldürdüğüne inanmıyorum. Bu çok zayıf bir argüman. Sadece sana ait bir kanaat. Artı bir mantık. Ya sonuçta zaten bu kadının isteyerek öldürüldüğü düşünülmüyor ki. Bir itişme, boğuşma olmuştur. Kafasını masa kenarına falan da çarpmış olabilir anlık olarak. Haklısın, oldukça zayıf. İçgüdü gibi bir şey olduğunu düşün. Göz kırpıp sandviçin son parçasını ağzına attın. Sen ellerini karnına koyup hafif bir mide bulantısını hissettin. Korkularımı biriyle paylaşmak isterdim ama ona o kadar güvenebilir miyim? Ya o sadece benim kanıma girmeye çalışıp bilgi edinmeye çalışıyorsa, ben ona her şeyi anlatacağım. Ona güvenmesem iyi ederim. Her şeyi anlatalım. Sam ile ilişkin güzelleşti. Biliyor musun, bu işte elimin olup olmadığından kendim bile emin değilim. Adam soru sorarcasına başını yan yatırdı. Ah şöyle ki, küçükken ben uyur gezerdim. Bir iki kez teyzemin odasına gelmişim. Kadın ölümüne korkmuş. Bu gece ise kabus görüyordum. Kabus rüyanı kısaca anlattın. Korkarım ki belki de ben bir şeyler görmüş veya... Sam'e uyur gezerlik sorununu anlatmaya karar verdin. Bunu kendin yapmış olabilirsin. Hemen gözlerini kaldırdın ama Sam son derece sakin bir şekilde sana bakıyordu. Bakışında zerre kadar yargı veya şüphe yoktu. Korkularını anlıyorum. Muhtemelen senin durumunda ben olsam ben de dehşetten kafayı yerdim. Ama bence bu korkuların nasılsız. Her neyse, bunu uykulu bir halde yapmadığına dair kesin kanıtım var. Ne kanıtı? Uzmanlar bize bir örnek hazırladılar. Enteresan olan şu. Anton odasındaki kapının kolu biri tarafından silinmiş. Tertemizdi. Üstünde tek bir iz yoktu. Uykudayken öyle bir şey yapamazdın değil mi? Yani çok tuhaf olurdu. Bence de. Geriye yaslanıp sana baktı. Batan güneşin ışığı saçlarında tatlı tatlı oynuyor. Uçlarını altın bir renge boyuyordu. Rüzgar esintisi kaybolmuş bir yaprağı Sam'in saçlarına bıraktı. Sam, senin saçlarında. Burada mı? Yok, ah bırak alayım. Sam hemen kafasını sana doğru eğdi. Yaprağı özenle çıkarıp elini saçlarında hafifçe gezdirdin. Ne kadar da yumuşak. Örümcek değil umarım. Yok, gitti artık. Kafasını kaldırdı. Koyu renkte gözleri sana aşağıdan bakıyordu. Bakışında soru işareti vardı. Ne tatlı biriymiş. Halbuki Goodman'ın yanında çok farklı davranıyor. Anlıyorum ki ben onun için sadece iş değilim. Kalbinin hızlandığını hissettin. Onu öpsem nasıl bir tepki verir acaba? Ne yapmalı? Onu öp, saçlarını, yaprağın düştüğünü söyle. Bu seçeneği almamışım, yine almayacağım. Komik bir şekilde yukarı bakmaya çalıştı ve saçlarını silkmeye başladı. Tamam mı? Tamam, ne tatlısın. Sen de, gidelim mi? Tabii, tam zamanı. Teşekkür ederim sandviçler için. Sam sana göz kırpıp kurnaz gülümsemesini dudaklarının ucunda sakladı. Ayrı ayrı dönsek iyi olur sanki. Goodman, şüpheli bir şahısla gezindiğini öğrense iyi olmaz. Aynen, çünkü kanıma girmeye çalıştığını düşünür. Gerçekten de ayrı ayrı dönsek iyi olur. Kaşlarını çatıp karanlık ormana baktı. Oradan tek başına geçmek zorunda kalman hiç hoşuma gitmiyor. Tehlikeli olabileceğini mi düşünüyorsun? Orada bir yerde teyzeni öldüren insan dolaşıyor. Bu düşünceden tüylerin diken diken oldu. O zaman sen ormandan git, ben de başka bir yoldan gideceğim. Başka bir yol mu var? Evet, bunun kadar rahat değil. Eski bir kiliseden ve kuyudan geçiyor. Orası açık alan, biri olsa hemen görürüm. O biri de hemen seni görür. Neyse, telefon numaramı yaz. Numarasını söyledi ve ardından senin numaranı aldı. Bir şeyler ters giderse ara. Baş üstüne patron. Hadi koş, sonra görüşürüz. Ona kısa bir şekilde gülümsedin ve dönüp gittin. Ya hangi ara hava bu kadar karardı? Yalnız daha yolun yarısındayken hava tamamen karardı. Eski kilisenin boş pencereleri çok korkutucuydu. Burası elime geçer geçmez bu kiliseyi yıkarım, bu kiliseyi restore ederim. Artı bir otorite. Genelde yıkım iyi bir şey değil. Bir şeyler yapmak romantizm kulübü oyununda daha iyi şeyler veriyor bize. Beni böyle korkutmak yerine bir faydası olsun. Dar patika seni eski kuyuya götürdü. Burada hala su var mı acaba? Kuyunun kenarına gelip içine baktın. Aşağısı sessizdi. Hey. Yankı da yok. Ha tabii ya, teyzem burayı kumla doldurtmuştu. Neden acaba? Güzel bir kuyuydu.
Arkandan bir haşırtı sesi geldi. Biri seni var gücüyle sırtından itti. Yuh. Ellerini havaya kaldırıp dengeni korumaya çalıştın. Parmaklarının birinin buz gibi soğuk alan bileğine tutundu. Saat, bir saati tutundum. Şiddetli bir darbe daha ve sen saldırganın saatiyle birlikte kuyunun içine düşüyorsun. Kendine geldiğinde etraf kapkaranlıktı. Karnında tanıdık panik hissi vardı. Sessizce inledin. Karanlıktan nefret ederim. Ay, kaş, alnımızda bir yara var. Kumlu yere mi indik? Gözlerin karanlığa biraz alışınca yukarıdaki çatlakların arasından ay ışığının süzüldüğünü fark ettin. Neyin çatlakları bunlar? Hay aksi, kapak, kuyunun kapağını kapatmış. Aa evet, 4 tane tahta var orada. Ne yapmalı? Yardım çağır, yukarı tırman Semara. Kararlı bir şekilde kuyu duvarının alt taşlarına tutundun. Kuyunun içi kuruydu ve taşlar çok sağlam olmasa da eller ve ayaklar için bir destekti. Topu topu 3-4 metre yaparım ben. Yukarı tırmanmaya başladın. Ellerin titriyor, ayakların taşların üzerinde kayıyor, ter gözlerini yakıyordu. Birkaç kez acıyla yere düştün ama her seferinde kalktın ve tırmanmaya devam ettin. Sonunda en üste çıktın ve omzunu kuyunun kapağına dayadın. Kapak açılmıyor. Ellerin zar zor tutuyordu. 2 metre kadar aşağı inmeyi başardın. Ardından aşağı zıpladın. Canın çok acısa da hala hayattaydın. Lanet olsun, başka bir şey denemem lazım. Semara, titreyen ellerinle ceplerini yokladın. Telefon, telefonum nerede? Diz üstüne düşüp ince ay ışığında telefonunu aradın. Telefon yoktu. Biri beni ittiğinde telefonum düşmüş olabilir mi? Neyse, panik yok Agata. Şimdi düşünürüz bir şeyler. Ne yapmalı? Yardım çağır. Toparlanıp var gücüyle bağırmaya başladın. Yardım edin. Kuyunun içindeyim. Susup kal, kulağını kabarttın. Sessizlik. Kimse var mı? Ne olur. Buralara asla kimse gelmez. Başka bir şey denemem lazım. Ağır ağır nefes alarak geri oturdun ve kuyunun kapağına baktın. Ay iyi ki kızın klostrofobisi falan yok. Ben burada patlardım ya. Bu hayatta neyi yanlış yaptım acaba? Mantık yolu. Evet, her sorunun bir çaresi vardır. Bu çareyi bulmam lazım sadece. Düşün Agata, düşün. Teyzem neden iyi çalışan bir kuyuyu kurutmak istemiş olabilir? Oturup bacaklarına sarıldın ve yüzünü dizlerine dayadın. Gözünün önüne bazı hatıralar geldi. Neden kurutmak istiyorsun? O kilisenin orada neden durduğunu biliyor musun? Orası uygun bir yer, manzarası güzel. Hem evet hem hayır. Orada yerin altında bir sürü gizli geçit var. Bazıları köşke kadar geliyormuş. Ben de o geçitlerin evle beraber yıkılmasını istemiyorum. Geçitler, teyzeciğim, yıkılması falan çok saçma bir bahane. Eve kadar gelen bu geçiti ne yapıyordun? Hem düşünelim, evin içinde gizli geçitlerin ne işi var? Bir sır daha, bunu daha sonra düşünürüm. Ayağı fırlayıp duvarı yokladın. Geçit varsa giriş de vardır. Bu kumlar nerede o zaman? Teyze kumlarla doldurttuysa burayı, mantıklı düşünelim. Artı bir mantık. Evet, herhangi bir kol göremiyorum. Demek giriş taşla örtülü. Sadece doğru taşı bulmam lazım. Göğüs hizasında olmalı bence. Elini kaldırıp duvarda gezdirmeye başladın. Parmaklarını var gücüyle taşlara bastırdın. Beklenmedik bir şekilde taşlardan biri birden duvarın içine girdi. Taş duvar büyük bir gıcırtı ile yana açıldı. Evet, biliyordum. Tünele girdiğin an başının üzerinde lambalar yandı. Korku hissi hemen geçti. Sensörlü lamba. İyiymiş. Cidden sensörlü lambayı hangi ara taktırmış teyzesi? Neden taktırmış? Evet, köşk sağda bir yerde olmalı. Yerin altındayken hangi tarafın sağ olduğu pek anlaşılmıyor. Mantıken sağa gitmem lazım ama orta tünel daha geniş görünüyor. Nereye gitmeli? Sağa, ortaya, sola. Ortaya doğru gidelim. Mantıken orta daha geniş. Orta tünele girerken kesin olarak yanlış bir seçim yaptığını düşündün. Neyse ki 10 dakika sonra şaşkınlıkla küçük bir kapıya çıktın. Enteresan. Yukarıda olsam bu yolu en az 20 dakikada yürürdüm. Kapıyı açıp karanlığa daldın. Karanlıkta yine korkunç bir paniğin yaklaştığını hissettin. Korkma vakti değil. Mutlak bir karanlıkta yürürken duvarlara tutunuyordun. Bir anda önünde ışık görmüş gibi oldun. Evet, işte bu. Çıkış. Neredeyse koşarak ışığa gittin ve duvarda ufak bir çatlak olduğunu gördün.
Biraz eğilip içine baktın. Ne bu? Tanıdık bir oda. Gel buraya. Dante. Dante'nin odası mı? Bu iş hiç hoşuma gitmedi. Yatakta oturan Dante kızı yanına çekip kucağına oturması için zorladı. Kız alışılmış bir hareketle genç adamın belini bacaklarıyla sardı ve kıvranıp ona sürtündü. Dante'nin parmakları kızın sırtında gezindi. Kıpkırmızı kesildiğini hissettin. Birden ayağın kaydı ve neredeyse düşüyordun ki son anda büyük gürültü çıkarıp duvara tutunabildin. Ama kardeşler bunu fark etmediler bile. Kendilerini birbirine fazlasıyla kaptırmışlardı. Kalksana biraz. Kız uslu uslu dediğini yaptı. Genç adam ise onu hemen kaba bir hareketle geri oturttu. Niye böyle yapıyorsun? Bunu istemediğini söyle bana. Kız gülerek daha rahat bir pozisyon aldı. Dante onu sadece bir kere parmaklarıyla ittirince kız hiç karşı çıkmadan üstünde ileri geri hareket etmeye başladı. Bir de yani ikisi farklı farklı zamanlarda Agatha'ya yürüdü yani. Yanlış bir adama bulaştım derken bunu mu kastediyormuş? Bir an önce defolup gitmem gerektiğini anlıyorum. Alexandra ile girdiğimiz geçit buysa eğer, teyzemin yatak odasına çıkması gerek. Mümkün olduğu kadar hızlı ve sessiz bir şekilde tünelin karanlığında kaybolun. Birkaç dakika sonra teyzenin yatak odasının önündeydin. Evet, şimdi Alexander'ın buraya nasıl girdiğini hatırlamam lazım. Duvarın arkasından bir ses gelince yerinde dondun kaldın. Etrafına bakındıktan sonra Dante'nin yatak odasındaki gibi duvarda bir çatlak gördün. Kim var orada? Her odanın da çatlağı var dikizlensin diye herhalde. Burada ne işi var? Frederick kapıyı kapatıp kararlı adımlarla yatağın arkasındaki duvara yöneldi. Uzanıp duvardaki tabloyu çıkarmaya başladı. Tabloyu ne yapacak? Ne tuhaf. Ne yapmalı? Frederick korkut, hızlıca yok ol. Korkutsalım ne olur, korkutsak ne olur ki? Tam bir hırsızsın amcacığım. Frederick'in olduğu yere yaklaşıp var gücüyle duvara vurdun. Diğer taraftan kısık sesli küfür duyuldu. Birkaç saniye sonra ise Frederick'in geçidi açtığını gördün. Kaç. Sırtını dönüp önüne bakmadan karanlığa daldın. Arkandan gıcırtı sesi ve bolca küfür duyuldu. Sen ise uçuyordun sanki. Bu adam korkmadı, geçidi buldu be. Bir yerde hızını alamayıp duvara tosluyordun neredeyse. Kolun bir şeye takılmış, birden sıçradın, tökezledin ve düştün. Birinin yatak odasının tam ortasına iki adım yaptın ve yatağa çarpıp üstünde yatan insanın üzerine yıkıldın. Kapı nerede? Oo, Alexander'ın odası, tam yerine düşmüşüz. Hey, ne yapıyorsun sen? Gidiyorum. Yataktan çıkmaya çalışırken yorgana saplanıp yuvarlandın. Alexander'ın çelik gibi sert parmakları beklenmedik bir hareketle bileğini tuttu. Canım acıyor, bırak. Burada ne işin var kadın? Ben kapımı kilitlemiştim. Gizli geçidi kullandım. Yatağıma girmeyi o kadar çok istediysen bunu bana söylemen yeterliydi. Çekingenimdir belki. Gece ortası yatağıma atlamaya çekinmiyorsun ama. Seni döndürüp ellerini yatağa yapıştırdı. Bedeni senin üzerinde asılı kalıp kaçmak için fırsat bırakmadı. Sorumu tekrar edeyim. Burada ne işin var? Başta beni serbest bıraksan. Önce cevap, sonra özgürlük. Ben kayboldum. Genç adamın yüzündeki duygu karışıklığı da Vince tarafından resmedilmeye layıktı. Teslim olmak ve başına gelen her şeyi kısaca anlatmak zorunda kaldın. Şimdi beni bırakacak mısın? Hayır, ancak bu haldeyken herhangi bir tehlike arz etmiyorsun. Ne yapmalı? Genç adamı üzerinden at, yatmaya devam et. Öfkeyle poflayıp kıvrandın ve dizinle bacağına tekme attın. Daha doğrusu bacağına tekme atacakken bacak arasına atmış oldun. Genç adam iki büklüm olup yan düştü. Çok aşağılayıcı bir hareket ama etkileyici. Tamam, anladım. Çekmeceye uzanıp içinden iki sağlam deri kemer çıkardı. Hey, ne yapıyorsun? Hiç. Karşı koymaya çalışsan da ellerini kolayca tutup yatağın başına kemerle bağladı. İşte böyle, şimdi rahat rahat konuşabiliriz. Ve bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşürüz.